Mutlu günler değerli izleyenler. Satırbaşı programı ile karşınızdayız. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı. Türk tarihinde büyük bir önem taşıyan Çanakkale Zaferi'nin tarihteki yerini konuşacağız bugün Satırbaşı programında. Program konuğumuz Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Behçet Kemal Yeşil Bursa olacak. Kendisi stüdyo konuğumuz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz hocam. Direkt başlayalım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Sevda Hanım. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi özellikle Çanakkale Zaferi noktasında aslında tarihsel süreç içerisinde Çanakkale'nin bu noktadaki önemini ve baktığımızda aslında savaş dönemine başlamadan önce de yaşanan anekdotlar, hangi dönemle biz geldik bu sürece kadar, hepsini merak ediyoruz ve not düşeceksiniz ve çok da güzel bir konuşma metniniz var aslında. Umarım. Hem tarihteki yerine dair hem de aslında zaferin nasıl bir tarih yazdığına dair bugün merak ediyoruz. Nasıl bir giriş yaparsınız programa? Buyurun hocam. Çok çok teşekkür ederim tekrar. Şimdi şöyle diyeyim öncelikle. Tabii ki böylesine önemli bir günde, önemli bir konuda milletimize, halkımıza hitap etme şansı verdiğiniz için öncelikle size ve Asli ve ailesine çok teşekkür ederim. Ayrıca tabii ki şehitlerimizi anmadan asla geçemeyiz. Bu vatan uğruna Çanakkale'de ve diğer cephelerde bugüne kadar şehit olan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Aziz şehitlerimizin ruhları, şahat mekanları cennet olsun. Şimdi Çanakkale nedir diye bir kendimize soru sorarsak, önce şöyle bir ana hatlarıyla bir giriş yaparsak, Çanakkale nedir, ne anlamamız gerekiyor gibi. Daha sonra belki savaşın merhaleleri, muharebelerle ilgili bilgi verebiliriz. Şimdi belki bunların çoğunu günlük hayatımızda duyuyoruz, konuştuğumuz kavramlar, kelimeler ama bunları daha manzum bir hale getirip söylemekte fayda var. Evet. Çanakkale nedir dediğimizde tabii ki hepimizin dilinde olan ilk başta Çanakkale bir destandır diyoruz. Evet, yani böylesine önemi olan bir muharebeler, savaşlar Çanakkale cephesi. Fakat bundan da öte şimdi sırayla böyle söyleyeceğim bazı kavramları. Bunlar hepsi Çanakkale'yi ve bizi, milletimizi tarif ediyor, anlatıyor açıkçası. Şöyle, Çanakkale bir ruhtur, bir inançtır. Çanakkale ruhu, inancı diye bir ruh, inanç vardır. Çanakkale vatan aşkıdır, millet aşkıdır. Yine baktığımızda Çanakkale muharebelerinde gördüğümüz bağımsızlık ve özgürlük aşkıdır bu milletin tarihten beri gelen. Bunu bütün tarihimizde merhalelerle görüyoruz. Sakarya'sında, işte Malazgirt'inde ve diğerlerinde. Çanakkale birlik beraberliktir. Bu gayet önemlidir ve ön plandadır Çanakkale'de. Yine Çanakkale nedir? Şehitler ve gaziler diyarıdır. Çanakkale şairin de dediği gibi sadece sıradan bir toprak parçası değildir. Yine Çanakkale vatan kalbinin attığı yerdir açıkçası. Yine bildiğimiz hususlarla nedir? Mesela Çanakkale bir Koca Seyit'tir. Koca Seyit'siz Çanakkale düşünemeyiz. Çanakkale bir Nusrat Mayın gemisidir. Nusrat Mayın gemisi Çanakkale düşünemeyiz. Ve burada hemen bir parantez açayım. Türk tarihi deyince akla gelen iki gemi vardır büyük. Biri Nusrat Mayın gemisi, biri Bandırma vapurudur. Türk milletinin, Türk tarihinin kaderini değiştirmiştir. Bunu unutmayalım. Tarihte bir süreklilik vardır, bir bağlantı vardır. Kopuk değildir hiçbir şey. Çanakkale baktığımızda yine Tokat'ın 15'lileridir. Yani muhteşem bir şey bu. Çanakkale 57. alaydır ve nihayetinde Çanakkale Mustafa Kemal'dir. Bunu görmezden gelemeyiz. Biz gelsek bile tarih unutmaz. Tarih böyle bir bilim dalı. Yine baktığımızda çok ilginç olayların yaşandığı bir cephe tabii ki tarihte hakikaten. Yerli yabancı bütün herkes hakkını teslim etmiştir Çanakkale cephesinin. Hem Centilmenler Savaşı hem ilklerin yaşandığı savaş. Mesela bunlardan bildiğimiz bir husus değil ama kurşunların gerçekten havada çarpıştığı bir savaştır. Yani çok dar bir alan, dar bir coğrafya. Binlerce mermi atılmıştır. Sadece Ertuğrul Koyu'na 4650 civarında mermi atılmıştır daralca. Yani top sayısı onlarcadır o küçük coğrafyada. Dolayısıyla baktığında havada çarpıştığı, mermilerin havada çarpıştığı, emperyalistlerin, bu söz de çok güzel, geldiği gibi gittiği, savaşın kutsal kılındığı bir yerdir Çanakkale. Dolayısıyla baktığımızda yine bunlar önemli.
Burayı şuna da bağlayacağım Mustafa Kemal'in İstanbul'dan ayrılışına. Çünkü hemen kelime bana onu hatırlattı. Çeliğe, ateşe, çıplak bedenin, yalın ayağın ve her şeyden önemlisi irade inancının ve lidere inancın zaferidir Çanakkale. Şimdi çelik, ateş diyoruz. Mustafa Kemal mesela İstanbul'dan Samsun'a giderken Kızılkule açıklarında İngilizler gemiyi, bandırma vapurunu durduruyor ve arama tarama yapıyorlar. Mustafa Kemal gayet rahat, diğer yaverlere asker tedirgin. Bu Batılılar da her şeyi biliyorsunuz demir, çelik zannederler. Biz bandırma vapuru Anadolu'ya demir, çelik, silah götürmüyoruz. Beyin, akıl, ruh, kadro götürüyoruz. Muazzam bir şey orada. Yani o vurgu. İşte tarihte, liderin inanmışlığı. İnanmışlığı. Yani baktığımızda Gelibolu'dur, Kilitbahir'dir, Settülbahir'dir, Conkbahir'dir Çanakkale. Ve Çanakkale vatan uğruna can veren, geri dönmeyi düşünmeyen 250 bin Mehmetçiğin, bu rakamı artık Galata meşhur olduğu için söylüyorum, evet. O kadar değildir tabii ki ama 250 bin Mehmetçiktir. 18 Mart Çanakkale Zaferi bir milletin yeniden doğuşudur. Tarih sayfalarına yazıldığı gündür. Küllerinden tekrar doğuşudur. Yine 18 Mart ve Çanakkale vatanı, bayrağı, ezanı, namusu, şerefi, bağımsızlığı, özgürlüğü adına gözünü dahi kırpmadan, bu dünyada en değerli varlığı bir insan için nedir? Canıdır. Gözünü kırpmadan canını seve seve vermiş insanların, şehitlerimizin ve vatan evlatlarının tarihi ve yeridir Çanakkale açıkçası. Şimdi bir de husus mesela Çanakkale nedir? Osmanlı Devleti'ne hasta adam yaftası vurulmuştur 19. yüzyılda. Hasta öldü denilen bir milletin, bir devletin bir dönemde Türk milletin hasta yatağından kalkarak adeta şahlandığı, adeta küllerinden yeniden doğduğu, yedi düele, düeli muazzama diyoruz ya, yedi düele yaşadığını haykırdığı eşsiz bir kahramanlıktır. Bu böyledir açıkçası. Yine bir baktığımızda bunun benzeri Sakarya'da savaşıdır ama 19. yüzyılda alalım en azından. Çanakkale-Viyana bozgunundan beri devam eden bozgunlar ve yenilgiler silsilesinin ilk kez dur değişimizdir. Yani bu müthiş bir moral çöküntüsü içinde olan Türk milletinin, devletinin Çanakkale'de tekrar kendine gelmesidir. Bu da bunu söyleyeyim. Yine mesela karşı taraf için şunu söyleyeyim. 18 Mart Çanakkale üzerinde güneş batmayan imparatorluk denilen İngiltere'nin, Britanya İmparatorluğu'nun, yani gençlerin anlayacağı dille biraz kusura bakmayın argo gibi olacak ama adeta karizmasının çizildiği bir yerdir Çanakkale. Hı hı. Resmen Çanakkale İngilizleri, Britanya İmparatorluğu'na açıkça söylemek gerekirse perişan etmiştir. Aslında dünyaya yani, verilen bir mesaj da var. O da bir ulusun direnişinin dışında dünyanın da aslında bu noktada aldığı bir mesaj yani, var Çanakkale'yle beraber. Mesela Gandhi için söylenir, Türkler İngilizleri yenene kadar İngilizlere tanrı zannederdim der. Ondan sonra yani yenilmez düşünülen o armada, o güç, çelik, her şey neyse, o Çanakkale'de İngilizler gerçekten çok kötü, tarihlerin en büyük yenilgisini almışlardır. Bunu hazmetmeleri de zordur tabii ki. Hocam şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu noktada evet bir destan ve bu destanın anlatımı noktasında dediğiniz gibi çok büyük anekdotlar var. Ve tarihsel süreç içerisinde Çanakkale ile beraber tam anlamıyla çekilme artık bu noktada gerçekleşti. Siz de söylüyorsunuz ve zafer noktasında da büyük bir zafer elde edildi. Ve dünyaya verilen mesajlar da vardı. Evet. Şimdi savaşın tarihteki konumu itibariyle ve tarih yazıldı çünkü Çanakkale Zaferi ile beraber. Evet. Bu noktada nasıl bir tarih yazıldı? Ve anekdotlardan bahsettiniz ve özellikle bu savaş noktasında yaşananlar ve özetlersek orada çünkü az önce de bahsettiniz siz girişte. Özellikle 15'liler hikayesi vardır. Çünkü orada bir diriliş, bir ulusun tam anlamıyla topyekün bir cephede savaşa girmesi başlığı var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Milli mücadele kavramı tabii 19'dan sonra kullanıyoruz ama aslında Çanakkale bir milletin topyekün 7'den 70'e ayağa kalktığı, çocuk, kadın, erkek, ihtiyar hepsinin bir olduğu, bu topraklarda yaşayan herkesin bir ve beraber olduğu bir mücadeledir. Yani bunlara milli mücadele diyoruz. Tarihte bir ender birkaç milletin sadece cephede askerlerin yaptığı savaşlar değil. Şimdi
18 Mart Deniz Zaferi'nin kazanıldığı yıl dönümü, sembolik olarak o 18 Mart Deniz Zaferi'ni kutluyoruz zaferimiz olarak. Bir de bu bağlamda tüm şehitlerimizi anıyoruz. Ondan sonra sadece Çanakkale değil. Şimdi dediğimiz gibi o Batılıların gözüyle baktığınızda Çanakkale çok rahat geçilecek diye bakıyorlar. Donanmayla ki 160 gemilik falan büyük bir donanma, tarihin gördüğü en büyük gemiler falan. Bizde yok açıkçası o zaman. Toplarımız, bütün gemilerimiz yeterli değil. Bu İngilizler çok rahat geçeceğini söylüyorlar. Tabii ki evdeki hesap çarşıya uymuyor. 19 Şubat'ta deniz harekatı başlıyor. İşte 25 Şubat'ta tekrar bizim mevzileri bombalıyorlar. Her taraf toz duman. Ve buradan hani cılız ateşler karşılık geliyor. Diyorlar ki tamam, 19-25'inde adam akıllı dövdük tabyaları. Gücü kalmadı Türklerin. 18'inde bunların daha çok detaylı raporları falan var ama girmiyoruz tabii ki. İngiliz general diyor ki 25 Şubat'tan sonra çok mesut ve mutlu İngiliz kabinesi Churchill. O kadar mutluyum ki diyor Churchill, Allah beni, yani Tanrı beni çarpacak adeta diyor falan böyle. İngiliz kabinesi birbirine düşüyor. Mesela yani dağıtmayayım ama başbakanın kızı geliyor savaş bakanı Lord Kitchener'e, diyor ki bütün Çanakkale'nin, Çanakkale'de elde edecek zaferin primini Churchill alacak diyor. Sana bir şey kalmayacak diyor. Genelkurmay Başkanı Lord Kitchener çok bozuluyor. Asla öyle olmaz falan falan diyor. Kabine kendi içinde kıskançlıklar, hasetler var. Ama işte 25 Şubat'tan... Garanti bakılan bir savaş var. Evet, yani kolay lokma gibi gördükleri ama 25 Şubat'tan sonra işte öldürücü, vurucu şeyi 18'inde yapacağız diyorlar ve 18'i Mart sabahı geliniyor. Ama orada hesaplamadıkları tabii ki mesela Kurtuluş Savaşı için de Churchill ve diğerlerinin söylediği şu vardır. Yani Türkleri tanıyoruz uzun zamandır. Çanakkale'de de tanıyoruz, tamam eyvallah, ama Kurtuluş Savaşı'nda da her şeyi hesapladık A'dan Z'ye, iğneden ipliğe, bir tek Mustafa Kemal'i hesaplayamadık diyorlar. Yani aslında Çanakkale'de de öyledir, milli mücadelede de öyledir. Bunu İngilizler, devlet adamları söylüyor. Şimdi 18 Mart, evet yani detayına girmeyelim. Yani deniz muharebesi, boğaz muharebesi. Büyük gemilerle, zırhlarla geliyorlar ve ama dediğimiz gibi Nusrat Mayın gemisi ve 26 Mayın savaşın kaderini değiştiriyor. Orada da tam ismi yanılabilirim ama Cevat Paşa olabilir. Dikkatli gözlerin, bakanla gören farklıdır derler ya, dikkatli gözlerin kaçırmayacağı bir şeyi. Şimdi dürbünlerle bakıyorlar Gelibolu'dan. İtilaf devletlerinin donanması geliyor, Erenköy koyundan tornistan yapıyor, dönüyor oradan. Tam o koy böyle. Onu gözlemliyor bizim komutanlar. Gemilerin döndüğü yer, tam yer. İşte o gözlem, bak bir saniyelik şey, dikkat, algı. Ondan sonra o gece 7-8 Mart'ta Nusret Mayın gemisine görev verilip oraya kıyıya, düşün böyle dik de değil, kıyıya paralel 26 tane mayın konuluyor falan. Ve büyük zırhlar gelip o mayınlara çarpması. Seyit 15'inin 1-2-3 üçüncüde gemiyi vurması. Yani o kadar batmaz denilen, hani Titanic gibi batmaz denilen gemi, zırhlılar batınca insan yani dengesini kaybediyor tabii. General hemen amiral çekiyor donanmayı geriye. Şimdi 18 Mart böyle bir şey. Şimdi bir de bu kara savaşları var. Kara savaşlarıyla ilgili şunu söyleyeyim. Zaten baştan İngiliz kabinesinde şöyle bir anlaşmazlığı var. Lord Kitchener diyor ki, aslında tam ters biliniyor bizim Türkiye'de tarihte. Her şeyi Churchill istedi, Churchill yaptı. Yani Churchill o kadar donanma bakanıydı. Donanmayla geçer giderim. Aslında bunu Churchill demiyor, şey söylüyor. Aslında Churchill Çanakkale cephesinin açılmasını dahi istemiyor. Ama Genelkurmay ve Lord Kitchener istiyor. Churchill'e diyor ki asla diyor askeri birlik veremem sana diyor. Churchill kara kuvvetli diyor, istiyor. Kara birlik doğanca olur. Veremem diyor, donanmayla geçtim yok. Ondan sonra tabii donanmayla geçilmeyince, bu İngiliz tarihinde de bunun örnekleri var. Kitchener diyor da tamam, elimde bir tane yani düzenli bir ordu grubum var, bunu da veriyorum, Gelibolu'da çıkar. Yani Kitchener üzerine gidiyor tekrar kara hareketlerini çalışsın diye. Dolayısıyla kara harekatı Gelibolu Yarımadası'na, ben asker değilim, askeri uzmanlığım yok ama Gelibolu Yarımadası'nın en uç burnuna bir asker hareket Seddülbayır'a niye yapılır? Çok anlamış değilim.
Yani bir de hani tarihte şey denilir, doğru orada da bekliyorlar ve oraya da kandırmaca bir hareket çekiyor. Saros Körfezi'ne çıkar mı? Saros Körfezi'ne baktığınızda çok ince bir dilimdir. Yani oraya çıktığında hemen işte Tekirdağ, İstanbul çok yakındır. Ve orayı adeta boğazı gibidir Gelibolu Yarımadası'nın. Saros Körfezi'ne çıkıp orayı ele geçirdiğinde bizim kuvvetlerimiz İstanbul'la Gelibolu'yu arasında sıkışmış kalmış ve İstanbul Tekirdağ'dan lojistik destek dahi alamamış duruma geleceklerdir. Ama yani şöyle diyelim, yani hep Batı veya büyük devletleri de gözümüzde büyütmeyelim. Onu diyorum, onlar da hata yapıyor. Onlar da insan. Evdeki hesap çarşımı Amerika'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin. Dolayısıyla Settülbahir'e çıkarma yapmaları 25 Nisan. 5 ayrı sahile çıkarma yapıyorlar. Biri işte Settülbahir, Yahya Çavuş. Ondan sonra bizim 10. bölük takımı orada İngilizleri Ertuğrul Koyu'na. Oraları anlatıyoruz tabii ki, birçok halkımız da eskisi gibi değil, gidip görebiliyor çok şükür. Coğrafyayı görmek çok önemli tarihte, tarihi coğrafya bağlamında. Orayı görünce anlamlandırıyorsunuz şeyi. Ertuğrul Koyun'a geliyor, İngilizler çıkarma yapıyor. Tepede işte 10. bölge Yahya Çavuş, ondan sonra saatlerce, akşama kadar oradan tutuyor, o birliklerin çıkmasını engelliyor. Büyük kayıp veriyor İngilizler orada, Ertuğrul Koyun'da, Settülbahir'de. En önemli savaşın geçtiği bir nokta orası. Settülbahir cephesi, İngilizlerle Ertuğrul Koyu, Yahya Çavuş. Bunu bileceğiz. Burada hep anıtlar falan var. Evet. Diğeri Anzakların, işte bugünlerde de gündeme gelen Yeni Zelanda ve Avustralyalı askerlerini İngilizler toplayıp getirip Mısır'dan eğitim yaptırıp sonra Mondros'tan Gelibolu'ya getirdikleri askerler, Yeni Zelanda şeyleri. Bunların Arıburnu tepelerine çıkması var. Kara Savaş'tan. Diğeri de biraz sonra söyleyeceğim, Anafartalar cephesi. Ama Arıburnu ile ilgili, Anzaklarla ilgili şunu söyleyeyim. Tabii ki orada bir araya şey gireyim, şehit olan diyeyim, artık hayatını kaybeden bütün insanlara başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin diyorum. Kötü bir terörizmin sonucu yaşanan, bu hoş olmayan, evet, bir şey. Yani Çanakkale'de bu dostluğun şeyin pekiştiği bir dönemde. Şimdi Arıburnu ile ilgili şunu söyleyeyim. Bir anekdot aklıma geldi. İngiltere sömürgelerinden asker talep ediyor. Avustralya ve Yeni Zelanda'ya gidiyor Avustralya. 20 bin asker istiyor. Avustralya'da köylüler şoke oluyor, şaşkın oluyor. Diyor ki 20 bin koyun isteseydi çok daha kolaydı. Ama 20 bin genç, bizde o kadar genç yok diyor. 20 bin genci verdiğimizde bu koyunlara kim bakacak diyor. Bütün üreten kesim gidecek diyor. Hakikaten çok ilginç. Ama İngilizler oradan topluyor. Tabii gençler dünyanın dibi denilen yerden macera istiyorlar falan. İngiltere'nin doldurmasıyla, algı operasyonuyla Mısır'a geliyorlar. Mısır'da Süveyş Kanalı cephesinde Arap Bedevilerle falan karşılaşıyor. Bunları zannediyorlar ki Osmanlı. Dolayısıyla çok böyle ön yargılarla geliyorlar. Hakir görüyorlar falan. Çok kısa sürede Türkleri yeneceğini, hep o Mısır'daki algı üzerine. Ama Çanakkale'ye geldiklerinde şoke oluyorlar. Biz aşağılamak için Mehmetçi Abdül diyorlar. Bu bizim Mısır'da gördüğümüz Abdül değil. Hani Türkler teslim olacaktı, hani bitecekti, böyle sorgulamaya başlıyorlar. Oradaki aslında algı yani da yıkılmış, yıkılmış oluyor. Evet, ondan sonra o Avustralya, Yeni Zelanda, Anzakların Türk milletine, Türk askerine, Mehmetçe bakışı tamamen değişiyor. O muazzam bir şey. Yani orada şey olarak kendilerinde aldatılmışlık duygusu hissediliyor İngilizlere karşı. Dolayısıyla bu Arıburnu'na gelmeleri, orada da kısa ilginç bir olay tabii ki. Hep anlattığımız, bildiğimiz şeyler bunlar. Coğrafyaya baktığımızda Kabatepe denilen bölge var. Hakikaten orası sığ, düzlük, çıkarma için gayet müsait. Oraya çıkarmayı planlıyorlar. Ama hakikaten akıntı var denizde. Güneyden kuzeye 2-2,5 kilometre şamandıralar, işaretlenmiş çıkarma alanı Kabatepe'den ta Arıburnu yarlarının karşısına geliyor. Sabah 3-4-5 Safak sularında büyük gemilerden, filikalarla kıyıya yaklaşınca bir bakıyorlar ki Anzaklar mümkün. Tepeler, Arıburnu tepeleri. Buraya çıkarılabilir mi? İngiliz komutana defalarca söylüyorlar yanlış bir şey. O da asla şey yapmıyor. Geri adım atıyor. Çıkarma yapacaksınız. Arıburnu tepelerine işte çıkarma ve orada yaşanan Jonk Bayırı, Kanlı Sırtlar, Bomba Sırtı. Çünkü en stratejik tepe onun tepesi, Jonk Bayırı tepesi. Anzaklar tutunmaya çalışıyor dar şeritte.
Orada kanlı çatışmalar oldu. Orada biliyorsunuz bizim önemli bunun altında yatan sadece biz sonucu söylüyoruz ama bizim oradaki kuvvetlerimizin başına getirilen Alman komutan var. 5. Ordu'nun, Limon von Sand. Türk komutanlarla Alman komutanın savunma stratejisi farklı. Biz Türkler, Türk komutanlar diyoruz ki düşman karaya çıkmadan en zayıf olduğu noktada savunma yapalım. Alman komutan bütün bizim ağırlık birlikleri geriye çekiyor. Ön gözetleme birlikleri bırakıyor, takımlar. İşte Yahya Çavuş ve Arıburnu'ndaki. Dolayısıyla düşman rahatlıkla kıyıya çıkıyor, tutunuyor. Önünde de çok fazla birlik olmayınca işte o Arıburnu'nda yaşanan Mustafa Kemal'le karşılaşan birlik oluyor. Evet. Şimdi gözetleme grubu ateş ediyor akşama kadar kurşun silahı bitiyor. Geri çekiliyor. Mustafa Kemal karşılıyor işte niye kaçıyorsunuz geliyorsunuz. Bunlar önemli. Ve orada bu iki stratejiyi vurgulamak önemli. Ama Mustafa Kemal'in mesela hakikaten öyle kazandığımız an o an diyor ya. Hakikaten bir millet için kazandığımız an o an. Geri çekilen askere süngü takıp yere yatırması hakikaten yani bir manga asker ama ardından onları kovalayıp gelen yüzlerce binlerce Anzak askeri var. Bizimkiler mevzi alıp yatınca o binlerce ordu yere yatıyor. Yani kazandığımız an o an hakikaten. Bir de diye de tarihte tanımlanıyor aslında. Evet yani o anı şöyle de şey yapabiliriz. Bazen şuraya bağlayayım. Çanakkale diyorlar ya acımasız davranıyoruz kendimize. Efendim ne oldu ya işte 1915'te böyle oldu ama 1918'de elini kolunu sallayarak geldiler, geçtiler. Çanakkale geçilmez değil falan. İşte burada çarpık bir düşünce var. Yani o nasıl cephede, muharebede o 10 tane askerin sünge takıp kazandığımız an o ansa Türk milleti olarak da kazandığımız an Çanakkale cephesi. Çanakkale olmasaydı bugün belki bu tarih başka yazılacaktı. Bugün biz olmayacaktık. Çanakkale'de savaşan Anadolu'nun her ferdi Çanakkale'nin bir Yemen olmadığını, bir Süveyş kanalı olmadığını, bir Galicia olmadığını biliyor. Çanakkale artık evi ve Anadolu'nun kapısı. O kapı aralanıp düşman içeriye girdi mi nitekim daha sonra giriyor Sakarya'ya kadar geliyor biliyorsunuz. Ardında neleri yitireceğini sadece işte vatan demeyeyim, vatan, coğrafya, eş, çocuk, yani her şeyini yitirecek. Dolayısıyla öylesine bir milli mücadele yapıyor. O yüzden de dediğimiz yani, gibi milli mücadele noktasında evet, aslında en önemli savaşlardan bir tanesi. Orada yakalıyoruz. Milli mücadele de devam ediyor açıkçası. Peki yani. Çanakkale ruhu, Çanakkale zaferinin tarihteki yeri dedik bugün aslında. Toparlarsak şimdi programı hem savaş anında aslında dediniz ki teknik anlamda da o noktada liderin bakış açısı ve gerçekten Çanakkale zaferi için orada bulunan komutanların yaptığı adımlar ve stratejik noktasında yapılan adımlar çok değerli diyorsunuz. Evet. Hem karadan Hem de denizden. Deniz açısından aslında bunları not düştük. Toparlarsak hocam bu noktada neler söylersiniz? Zaferin aslında sonuçları ve bağlantıları bağlamında. Programın başında yani, verdiğiniz aslında mesajı İngilizler evet, için çok da büyük bir ders oldu ve bütün algıların yıkıldığı evet, savaşlardan yani, ve zaferlerden bir tanesi doğru dediniz. Bugün de 104. yılını aslında evet, büyük bir coşkuyla hem andık hem de bu noktada zaferi kutladık. Şehitlerimizi anarak da geçirdik. Mesajlarınız neler olur buradan? Şöyle onları kısaca da yani tek tek alalım, bütün bütün şeyleri sıralamamıza gerek yok. Ama yani bildiğimiz hususlar evet mesela hep vurgu yapılan konu Rusya'nın savaş dışı kalması. Doğru yani İstanbul o zaman geçileydi. Rusya'ya yardım edilecekti. Rusya'da devrim olmayacaktı. Rusya ile birlikte Almanya ve Avusturya Macaristan Orta Avrupa'da sıkıştırılacaktı. İngilizlerin felsefesi bu ama olmadı. Almanya, Avusturya, Macaristan orada sıkıştıramadı. Rusya yardım gidemediği için düştü. Bir de hep şunu söylerler, Rusya'ya yardım gidemediği için tamam Rusya düştü de Batı için de önemli olan şuydu, Rusya, Ukrayna o coğrafya Batı'nın tahıl ambarıydı. Yani insan okudukça şaşıyor yani Sivastopol ve Ukrayna limanlarında 350 gemi tahıl dolu, buğday dolu boğazlardan geçip Batı'ya, İngiltere'ye veya Batı'ya gidemiyor. İngiltere millet aç. Yani karşılıklı bir durum var. Şimdi bu
Dar bir alanda coğrafya hak eden bugün 33 bin hektarlık bir milli alan diyoruz. Gelibolu Yarımada'nı biliyoruz. Çok dar bir alan ve oradan 1 milyona yakın insan belirli bir zaman diliminde gelmiş, geçmiş, şehit olmuş, ölmüştür. Yani bu kadar dar bir coğrafya, tarihte eşi benzeri yok. Yani coğrafya o her karesi kanla sulanmış. Halen topraktan işte insan vücutları çıkan bir yer. Dolayısıyla coğrafya önemli. Hı hı. Ve o coğrafyaya saygılı olmamız önemli. Şuraya bağlayacağım. Buyurun. Yani eski oranla çok çok tabii ki daha bilinçliyiz, daha duyarlıyız. Coğrafya demişken yani şunu söyleyeyim. Daha bir ay önce oralardaydım ve hatta böyle bir akşam seher vakti derler ya, gezdim oralar, kimse yoktu. Müthiş bir huşu içinde, müthiş bir ruh hali içinde gezdim oraları. Kimse yoktu böyle akşam, çok güzel bir havada. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Dolayısıyla Çanakkale'de çok güzel insanımız gidiyor görüyor ama orayı korumak lazım. Tahribattan kaçmak lazım. Kötü restorasyondan kaçmak lazım. O her yere yol, ondan sonra işte otopark, şu bu birinci sipere hemen onların altında şehitlerin, her oturduğumuz yeri hassasiyet, şairin dediği gibi toprak diyerek geçmemek lazım. O hassasiyeti eski oranla çok daha iyi. Şunu gördüm, her taraf pırıl pırıl, yani temiz, bakımlı. Olması gereken bu. İnşallah böyle devam eder. Daha böyle bir hassasiyetle, saygıyla hareket edilmesi orada. Bu da önemli diyorsunuz. Önemli yani, bunları söyleyebilirim. Bu da önemli notlardan bir tanesi. Son mesajınızı olur son hocam. Son mesajı şöyle önemli. Yani çok güzel şeyler var. Yani zaman bakıyorum, evet, uçup gitti de. Çok güzel notlarla bugün gelmişsiniz ama süremizin sonuna özenerek, geldik. Özenerek hazırladım. Çok teşekkür bir sürü husus. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Akif'in Çanakkale şiirini zaten biliyor herkes. Bir Yolcu'ya şiirini herkes biliyor. Necmettin Halil Onat'ın çok güzel bir yolcu şiir, oraya da yazıldığı gibi insan duyuyor. Acizane ben de şöyle bir şey yaptım ve son söz olarak bunu söyleyeyim. Buyurun hocam. Bir TV dizisinden esinlenerek, bana bir masal anlat baba ama içinde katiller, sapıklar olmasın. Vatanına kastetmiş düşmanlarına bile mertçe davranan asil Mehmetçik olsun içinde. Bana 18 Mart'ı anlat baba. Ama öyle yüksek sesle anlat ki insanlığını kaybetmiş dünyalılar da duysun. Bana sadece masal anlatma baba. Çanakkale sözden öze dönüşsün. O ruhu yaşa baba diye söyleyeyim. Biz de çok şükür o ruhu yaşayanlardanız. Evet, çok yani teşekkür ediyoruz hocam. Bugün bizim için ve Çanakkale Zaferi için aslında bu nokta tarihten notlar paylaşmış olduğunuz satır başının aslında bugünkü notları. Çanakkale Zaferi'ydi 104. Evet, yılı itibariyle. Evet. Çok sağ olun diyoruz programımıza katıldığınız teşekkür için efendim. Ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Satır başını noktalıyoruz bugünlük. Yani tekrar 17.30 itibariyle burada olacağız. Hoşçakalın, mutlu günler.